Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Reis, geçen gün seninle konuşuyorduk. Evet. Birisi musallat oldu sana. Sırrıza bakayım. Reis, sosyalde neye denk geldin? Evet, geldik abi. Bu terör olayları oluyor. Ne düşünüyorsun reis? Çok iyi oluyor. Nasıl çok iyi oluyor? Nasıl yani? Abi, şimdi bir şey anlatacağım sana. Ufaktan anlatacağım sana. Büyük zaten konuşamıyorum. Elimden geldiğini söyleyeceğim. Şimdi... Herkes kafasına göre herkese oy verdi. Ne oldu sence sonuç? Buraya çıktı. O bakan olmak istiyor, o bakan olmak. Lan el alem ekmeğinde. Bıraksanız herkes ekmeğine baksın. Gariplik delikanlının belini büküyor. Delikanlılar şu an her şeyi yapabiliyor. Hırsızlık yapabiliyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Gaps yapıyor, cinayet istiyor. Neden? Gariplikten. Ters soluktan mı? Ters soluktan yapıyor. Ben şimdi ters uyum. Cebimde para yok. Seni de görüyorum. Halin durumun çok iyi şimdi senin. Beni koparmaya mı çalışıyorsun? Herhalde canım. Abi bir saniye bakar mısın? Sana bir şaplak tak telefonunu alırım seni. Nasıl sonra edeyim? Gidiyorum 36 sene yatıyorum, kan ağlıyorum. Reis gel. Kanka gitme ya. Senin muhabbetin güzel. Evet abiciğim. Reis. Evet abi. Reis, sence nasıl düzelir? Nasıl mı düzelir abi? Bak şimdi nasıl düzeleceğini ben sana söyleyeyim. Herkes oturacak bir masada, bir cemaatte konuşulacak, herkes anlaşılacak. Bu iş bence kime kalmalı biliyor musun? PKK'ya, ki hepimizi öldürsünler. Gel. Gel bir dakika bak. Gel bir abi. Bırak, evimize gideceğiz bu abi. Reis, yazdım oraya. Yazdım. Psikopat gençten sosyal deney. Ben psikopat değilim fakat. Neysin? Daha fena. Ne yazayım bu sefer? Sen oraya ne yazacaksın biliyor musun? Sarıgöllü Emrah yazacaksın. www.com.tr diyeceksin. Denyo diyebilir miyim? Denyo da diyebilirsin, tamam. Denyomatik de diyebilirsin. Hakkına senin evet bu. Senin yüzünde nur var, öpeyim seni, gel. Bu videonun yayınlanmasını izin verir misin? İstiyorum, hepsini yayınlayabilirsin. Seviyor musun beni? Her zaman. İyi, öpüyorum ben seni. Ben bütün Müslüman abilerimi, kardeşlerimi gerçekten seviyorum. Allah belanızı versin. Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam Rambo, ne haber ya? İyi elhamdülillah. İyi, hadi bakalım. Uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu, sen hala yoksun. Arıyoruz mübarek, işim var. İşim var diyorsun, vergi levhan nerede? Kırkık. Şimdi Karagümrük'e gittik biliyorsun. Evet, biliyorum. İnsanlar seni çok taklit etmek istiyor. Evet. Yani Karagümrük'teki kardeşlerimiz, evet, hep seni taklit etmek istiyorlar. Evet. Sana meydan okudular. Evet. O meydan okuyan arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsun? O meydan okuyan arkadaşlara ilkten buradan selam yolluyorum. Ulan bak, buradan size sesleniyorum. O Sultan Mahalli'de reportaj yapan arkadaşlara sesleniyorum. Ayağınızı denk alın ya da sizin ayağınıza kışlık bitene çetik alırım. Ayağınız üşümez. Benle sakın tutulmayın. Taşı baltayı mı artık? Baltayı nereye vurduğunuzu farkında değilsiniz. Hiç iyi olmaz yani. Benimle tutunmayın. Benle tutunursanız hiç iş olmaz. O arkadaşlar... Ünlü arkadaşlar, ünlü müzisyenler, ufaklığından beri sanatçılara çalıyorlar. Kaliteli arkadaşlar. Arada işte öyle korsan işleri yapıyorlar. İşte beygir eti satıyorlar. Nasıl söyleyeyim? Eşek eti satarak insanların günahına giriyorlar. İşte boş adamlar yani, anlayacağın. Ne oğlum, kafanı sallıyor. Hep kafasını sallıyor, bana beni tribe sokuyor yani. Evet. Ufaklık arkadaşlarım onlar benim. Öbürkü eşek eti satan benim kardeşim. O bu ebatlarda top diyen arkadaş benim arkadaşımdır kendisi. Mehmet. Kankasınız yani. Kanka sayılırız. Niye meydan okudular sana? Gevezelik olsun işte, arkadaşım onlar benim. Makara yapıyorlar kendi kafalarına göre. İşte benim, ben de yapıyorum, onlar benim arkadaşlarım, kardeşlerim. İyi çocuklar, iyi müzisyenler. Allah için kötü bir şey söyleyemeyiz. İyi müzisyenler. Gel gelin, evde ekmek yok. Böyle söylüyorum yani. İş mi yani bu şimdi? Rambo. Röportaj içinde oldu ya. Bir şey olmaz abi, keseriz onu. Bunu kesme. İçinde oldu, röportajı kesme. Evet, uçlanalım. Uçlan. Ne uçlanacaksın abi? Sor bakalım, sorular sor bize, sor cevapları geri al. Ben hem söyleyip hem cevap mı vereceğim sana şimdi? Olur mu öyle Aydın abi, konuşsana acıkın. Olmaz ya. Rambo soracak, sen cevap. Öyle yani, sen soracaksın, biz de sana muhabirsin ya. Dik. Abi sana soru soruyorum, bazen geri vites atıyorsun. Atarım, sor bakalım, güzel şeyler sor, öyle bakar mı sakın. Sana konuşma demedim mi? Abla ne bakalım, delidir ya. Evet. Sen neye buna verdin kulaklığı ya? Ne o? Ne o?
yardımcı yönetmen. Ay Allah'ım ya. Sana konuşma demiyor muyuz oğlum? Sesini kıs, tamam mı? Sor Rambo, sen de güzel sorular sor bakalım. Reis, hep işler diyordun ki terso terso. İşler açıldı herhalde. Allah'ın izniyle açıldı. Nasıl açıldı? Senden bir röportaj yaptım Rambo. Helal olsun sana, beni ünlü yaptın. İnsanlar benden resim çekiliyor. İşte insanlar beni seviyorlar. Saygılı sevgili bir şekilde Emre abi, bayanlar olsun Emrah kardeşim falan. Ünlü yaptın beni. Ne oldu? Burada bazı kaliteli abilerimiz, kemancılar, ritimciler, işte falancılar, filancılar ne yaptılar? Emrah kardeşimiz güzel bir adam, deneyelim bakalım dediler. Bizim de elimizden geldiği kadar davul çalmaya çalışıyorum. Beğeniyorlar, alıyorlar. Ekmeğimizi, yolumuzu buluyoruz. Senelerdir ben Aydın abimle çalışıyorum. Yalan yok. Senelerdir yani, Aydın o, abimle beraber. Adamı meşhur ettin. Beni davulsuz bıraktın. Sonra? Adam meşhur oldu. Şimdi bak herkes onu istiyor. Emrah nerede? Emrah da bir de şimdi res çekiyor. Abi ben bunu alırım. Abi şunu yaparım. Büyük paraları istiyor. Yani. Sen de yoluna mı çıktın dayı? Hayırdır ya? Yoluma çıkmadım. Bizi mi koparacaksın? Dur Rambo, sakin ol. Neredeyse döveceğim beni. Şaplak koyacağım sana şimdi. Dinle beni. Şimdi ne oldu? Bir insanın kalitesi olunca nasıl oluyor? Bak şimdi Rambo. Aleyküm selam kardeş. Şimdi böyle bir şey izah edeceğim sana. Emrah çarşısı var bizim. Bir oradan kot almak var. Bir de LTB'den almak var. Doğru muyum? Orada kaç para kot? 40 lira. LTB'de kaç para? 160 lira. Fark edin, farkı ne? Kalite diyorsun. Kalite marka. Doğru mu? Roman havasını bile ne çıkardı abim? Kalite marka. Kim çıkardı o roman havasını? Dalgayı kim çıkardı? Aydın abim çıkardı. Ben de şimdi senin sayende bir marka, yarın bir marka oldum. Doğru mu? Benim şimdi kaç paraya işe gitmem lazım bir gecede? Kaç para almam eskiden lazım? Ne kadara vakeriyordun? Eskiden bir gece 150 25 liraydı. Dur bir dakika be ya. 150-200 lira alıyordum. Şimdi 100 liraya düştü. Neden? Bu kalitelikten oldu işte. Şimdi kalitelikten 100 liraya düştü işte. Beni ünlü yaptın. Allah senden razı olsun. Hep böylesin Rambo. Zikir yapıyorsun sanki. Kalk git buradan. Müslüman zikir halinde olması lazım mübarek. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İşlerin iyi. Elhamdülillah. Allah Allah. Ters oluğu da atlattık. Bir çıtır. Çok değil de bir çıtır. Önce davulcuydun. Evet. Kavuncu oldun. Kuyumcu oldun. Kebapçı oldun. En sonunda çaycı oldum Rambo. Daha buralara kadar geldik. Daha ne oluruz Allah bilir. Şu anki hayatımdan memnunum. Ve bundan sonra da Nisan'dan sonra Aydın abimle beraberim. Bütün sezon Aydın abimle çalışacağım. Allah'ın izniyle de tak keneyi koyacağız yani. Nisan'dan sonra karşılaşmayalım. Aynen. Bizim işlerimiz, güçlerimiz var. Doğru. Böyle bizi meşgul edemezsin yani. Doğru söylüyor. Kışın aldığını al. Yazın bana bırak onu. Tamam dayı. Biz adamı zorluyoruz zorluyoruz. Ayda ya bir kere, iki kere yok yani. Hayır. İki ayda bir hatta. Zaten bir şeyin fazla çıktı mı olmaz. Arada olacaksın ki bizi izleyen abilerimiz, kardeşlerimiz, insanlar da desek Emre abi yoz dedik. Dinleyelim bakalım ne yapıyor, ne konuşuyor falan filan. Hadi kalk git buradan, yeter. Allah'a emanet olun, hepinizi seviyorum. Buradan İzmir'e selamlar. Manisa'ya selamlar. Başka neresiydi? Nereden arıyorlardı beni? Tekirdağ'dan, Silivri'de, her yerden herkese, bütün abilerime, kardeşlerime selamlar iletiyorum Rambo. Bir daha görüşmemeye gayret edelim. Kalk git, burnunu kıracağım seni. Arkadaş? Arkadaş benim dayım. Orada bekliyor. Onu, o fazla Orum televizyonlarda gözükmez yani. Gözükmemesi gereken adam. Sana ne kardeşim? Görünmemesi gerekiyorsa görünmemesi gerekiyor. Görünmemesi gerekir yani. Bu kadar basit yani. Bizim dayımız o. Görünmemesi gerekiyor onun yani. Anladın mı? Onun görünmemesi gerekiyor. Nereye kadar? Nereye kadar? İşte Nisan, Mayıs, Mayıs'a kadar falan gözükmemesi lazım. Sen nereye kadar düşünürsün? Düşüncen nereye kadar? Sabaha kadar. Sabaha kadar. 24 saat diyorsun. Bir de buradan devletimize sesleniyorum. Lütfen beni burayı iyi dinleyin. Bu kanallarda tam filmi izlerken tak şeyler çıkıyor, reklamlar. Ne reklamı? Yok, bu app'ı alın. 24 saat etkilidir.
O bitiyor. Yok beliniz ağrıyorsa bu kremi sürün. Yok ayağınız mantar. Kardeşim bunlara bir önlem bulun artık. Bu reklamları görmek istemiyoruz. Ayakkabı reklamları onlar bunlar. Kardeşim her tarafımız ayakkabıcı zaten. Her tarafımız kremci. Benim bir tarafım ağrıyorsa televizyondan alacağına eczanelerden alırım. Eczacılar boşuna mı dikiliyor orada? Hastaneler bedavacı mı? Alıyorsun oradan hastalık kapıyorsun. Hep kafanı sallıyorsun. Seni de şaplak delisi yapacağım artık. Kalkın.